Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Ot adam olarak bilinirim. Bugün sizlere ilaç gibi bir salata önereceğim. Bu salatanın görevi vücudumuzda ilaç görevi görecek çok güzel, çok basit bir salatadır. Dünyada çok fazla çeşit salata, çok fazla çeşitli salata tarifleri vardır. İşte mevsim salatası, yaz salatası, kış salatası, çoban salata, ezme salata, soğuk salata, Akdeniz salatası. Bu salataların içinde tavuk vardır, balık vardır, mısır var, yoğurt var, nohut var, ceviz var, bulgur var, makarna var, 100 çeşit peynir var, yumurta var, sos var, lor var, gevrek var, yulaf var. Birçok gurme ve aşçıların düzenledikleri salataya baktığımız zaman 10.000'in üzerinde salata var. Ama bitkisel fitokimyası olarak salatanın yararlılığına baktığımız zaman bu salataların %90'ı hatalı yapılan salatadır. Bitki kimyası diliyle tek tek basit olarak anlatmak istiyorum. Bu videoyu izleyen herkes ilaç gibi sağlıklı, çok kolay bir salata yapacak. Bakın, demir ıspanağın içinde yer aldığı zaman organik formun içinde yer alır ve vücudumuz bu demiri almaktan mutluluk duyar. Demir Himalaya tuzunun içinde yer alırsa, ki oksitlenir ve Himalaya tuzunun rengi kırmızı olur, vücudumuz bu tuzu ve demiri inorganik olarak aldığı için vücutta toksik değer elde eder. Bakın, ikisi de demir. Biri ıspanağın içinde demir, biri Himalaya tuzunun içinde, biri organik form içinde, bir tanesi inorganik. Buradan basit olarak başlayalım. Vücudumuz organik formları sever. Organik fitokimyasalları aldığı zaman vücudumuz yaşar, kendisine bağışıklık kurar, beslenir, enerji sağlar, genç kalır, hücreleri yeniler, hastalıklarla savaşır. Fitokimyasal salatanın kıymetli olması hepsinin taze olması. Bakın, şimdi çok basit adım adım salatayı anlatıyorum. Salatamıza marul koyduk, lahana koyduk, havuç koyduk, maydanoz koyduk, balık koyduk. Balık salatayı öldürür. O zaman ne yapıyoruz? Balığı geri alıyoruz. Çünkü balık fitokimyasal değildir. Fitokimyasallarla beraber çalışmaz. İkinci bir salata yapalım. Domates koyduk, taze soğan koyduk, turp koyduk, pancar koyduk, peynir koyduk. Peynir salatayı öldürür. Fitokimyasal değil. Peyniri çıkartıyoruz. Başka bir salata. Brokoli koyduk, karnabahar koyduk, ısırgan doğradık, nane koyduk, yumurta koyduk. Yumurta salatayı öldürür. Başka bir salata. Radika, dereotu koyduk, salatalık koyduk, kuzu kulağı koyduk, yulaf koyduk. Bakın, yulaf salatayı öldürür. Nasıl yaptık? Tamamen fitokimyasallarla olan bir salata oluşturduk. Çok daha basit söylemem gerekirse, salata taze ve toprağın ürettikleriyle olacak. Bakın, brokoli, pancar, maydanoz, lahana ve üzerine de limon sıkalım. 5 tane bitkiden oluşan bir salata yaptığımız zaman brokolide 329 tane fitokimyasal, pancarda 193 tane, maydanozda 408 tane, lahanada 381 tane, limonda 456 tane. Topladığımız zaman bu 5 bitkide 1767 tane fitokimyasal değer elde eder. Dünyada bu kadar güçlü fitokimyasalların bir araya geldiği bir değer yoktur. Ve bu salatada bir dünya vardır. Antalya'da daha önceden Doğu Garajı'nın yanında bir salı pazarı vardı. Bu salı pazarı o kadar güzel bir pazardı ki, özellikle Giritli ve köylü hanımlarımız, kadınlarımız hemen yolun kenarında, pazarın girişinde radika, gelincik, teke sakalı, ısırgan satarlardı. Bu bize korkunç güzel bir renkti. Ben birçok kez bunları alıp salatalarıma doğrardım. Aslında bunları biz yeni pazarlarda dışladık. Köylü kadını bahçesinden yarım kasa portakal getiriyor. Yanında iki tutam da teke sakalı getiriyor. Bunun 100 kasa
bir pazarcıyla rekabet etmesi mümkün değil. Ne bileyim, bahçesinde mandalina var, bir kasa mandalina getirmiş, yanında da bir tutam kekik getirmiş. Ve biz bunları aslında dışlayarak o güzelim, renk renk pazardaki otları, mevsimsel otları dışladık. Tamamen pazarları çok ticari ve yalın hale getirdik. Sırt çantamla çok Avrupa'yı gezdim. Özellikle kırsal doku korunuyor. Polonya'da bile yerel mantar satıcıları var. Pazarların dışında. Ne kadar güzel renk renk. Tekrar salatamıza dönersek, salatamızda 5 ile 10 bitki arasında olması iyidir yeşillik olarak. Bunları karıştırdığımız zaman bunların tek istisnası üzerine sadece natürel sızma zeytinyağı koyabiliriz. Bunun dışında hiçbir sosu, hiçbir organik olmayan, taze olmayan bir besini salataya boca edemeyiz. Boca ettiğimiz zaman fitokimyasalların çalışmasını bozarız. Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınıza yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Bazen izlediğiniz bir video bütün yaşamınızı değiştirir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.